TTB'ye eşcinsel hayranı başkan diye vermiş. AKİT Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ hakkın tehdidine karşı uyarılarda bulunduğu hutbeyi hedef alarak eşcinsel sapkınlığı savunup İslami değerlere hakaret eden Ramiz Erinç Sakan, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na seçildi. Sakan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın TCK'nın 216. maddesindeki halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. 36. Genel Kurulu'nda Metin Fevzioğlu ile yarışan Erinç Sakan, 348 delegeden 182'sinin oyunu alırken Fevzioğlu ise 156 oy aldı diye vermişler. Erinç Sakan'la ilgili tarafsızlıktan bahsediyorlar sürekli, değil mi, bu barolar? İşte AK Parti hükümetinin sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumu niteliği taşıyan kuruluşları baskı altına almaya çalıştığını iddia ediyorlar. Erinç Sakan ismiyle ilgili uzlaşmayı CHP Genel Merkezi'nde yaptılar. Yeni Şafak Gazetesi'nin iki hafta önceki manşet haberiydi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelerek, toplantı yaparak İstanbul, İzmir, Ankara Barosu Erinç Sakan isminde uzlaşıyor. İkinci toplantıyı da Eskişehir'de yapıyorlar bir başka yerde. Bakın, Eskişehir'de yapmalarını önemsemiyoruz. Herhangi bir yerde yapılabilir diyoruz, bir araya gelebilirler diyoruz, ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde, şöyle düşünün, AK Parti Genel Merkezi'nde baro başkanları bir araya gelerek toplantı yapıyorlar. Ve ondan sonra bir isimde uzlaştıklarını düşünün. Sonra da etrafta tarafsızız dediklerine inanın. Evet, ben öncelikle